Arkadaşlar herkese merhaba. Biliyorsunuz ki LGS'ye oldukça az bir vaktimiz kaldı. Yeni nesil sorularda hızlanmak için neler yapmalıyız? Şimdi gelin hep beraber bunlara bakalım. Öncelikle neredeyse hepinizin yeni nesil sorulardan aşırı korktuğunun farkındayım. Of hocam biz bunu nasıl çözelim? Bunu okumaya vaktimiz yetmez ki. Bu soruyu okuyacağıma iki tane kısa soru okurum daha iyi şeklinde yorumlamalar yapıyorsunuz ve sistemlerde bulunuyorsunuz. Ama unutmayın ki o bir tane soru bile sizin kaderinizi değiştirebilir ve sizi çok daha iyi yerlere getirebilir. O yüzden lütfen yeni nesil soruları okurken tüm ön yargılarınızı bir kenara bırakarak kendinizi daha güvenli, kendinizden daha mutlu bir şekilde soruları okumaya çalışın. İnanın ki bu sizin hızınızı hemen iki katına çıkartacaktır. Bu ön yargılı olduğunuz sorularla ilgili aslında size şunu söyleyebilirim. Sorular uzadıkça bize daha fazla bilgi vermeye başlıyorlar. Şimdi eski nesil sorulara baktığımızda bunlar daha bilgi temelliydi ve eğer biz o konuyu biliyorsak soruyu hemen yapabiliyorduk. Ama yeni nesil sorularda bizden bekledikleri şey o bilgiyi yorumlamak, o bilgiyi günlük hayatımıza bağdaştırarak kullanmak. O yüzden de yeni nesil sorular içine daha fazla ipucu bulunduruyor. Sizin burada yapmanız gereken şey soruyu okurken bu ipuçlarını metnin içinden çekmek. Yani benden ne istiyor biraz algılayarak okumaya gayret edin. Hemen gördüğünüz o bilgileri, ipuçlarını çekip ayrı bir köşeye yazarak çok daha hızlı bir şekilde çözüme ulaşın. Soruyu okuma yöntemlerimiz de hızımızı çok etkiliyor. Bazı konuştuğum arkadaşlarımızdan da görüyorum. Bir soruyu okurken tüm metnin altını çizmeye başlıyorlar. Ama ne yazık ki biz metni okurken kendimize yeterince ona veremiyoruz ve çizme işlemimiz bittikten sonra bir 20 saniye daha okumaya vakit ayırıyoruz. Böylece vakit kaybetmiş oluyoruz. Aynı zamanda metnin içerisinde kimi zaman işte en az, en çok gibi daha detaylı, gerçekten sizin dikkat etmeniz gereken noktalar oluyor ve tüm metni çizdiğinizde siz bunları da gözden kaçırmış oluyorsunuz. O yüzden burada lütfen tüm metni çizmek yerine sadece önemli yerleri çizin. İşte en az mı, en çok mu, olabilir mi, olamaz mı ya da bazen sayılar veriyorlar. Bu sayıların altını çizerseniz çözüme çok daha kolay ulaşırsınız. Çünkü bu detayları göremediğinizde bir sonuç buluyorsunuz ama doğru cevabı şıklarda göremiyorsunuz ve bu sefer tekrar geri dönmeniz gerekiyor. Bir 20 saniye daha böylece eklemiş oluyorsunuz. O yüzden lütfen buraya daha fazla dikkat edin. Aynı zamanda soruyu okumaya başlarken nereden başladığımız da yine çok önemli. Diyelim ki soruyu okumaya başladınız, direkt metni okuyorsunuz ama sorunun sizden ne istediğini bilmiyorsunuz. Çünkü soru kökünü okumadınız. İlk yapmanız gereken şey soru kökünü okumak ve sizden ne istendiğini anlamak. Yani içinde neyi arayacaksınız metnin? Bunu keşfettikten sonra lütfen metni okumaya geçin ve metni okurken de lütfen gözleriniz şıklar dolmasın. Bazı arkadaşlarımız şunu yapıyor. İşte metnin içinden A kelimesini, B kelimesini, C kelimesini seçiyor ve hemen şıklarda bunu aramaya başlıyor. Aslında siz bunu yaparken vakit kazanmak istiyorsunuz ama zihninizi ikiye böldüğünüz için soruyla ilgili düşünme sürenizi arttırmış oluyorsunuz. Bunun yerine önce soru kökünü okuyun, arkasından tüm metni okuyun, arkasından yine tüm şıkları okuyun. Hemen A seçeneğine bakıp "Aa bu çok mantıklıymış, bu olabilir" diye hız kazanayım derken işaretleme yaparsanız da oldukça fazla yanlış yapacağınızı sizlere söylemeliyim. Çözülen soru bankaları da hızımızı arttırma noktasında oldukça kıymetli. Şimdi diyelim ki fen bilgisi dersine basınç konusundan test çözeceksiniz. O gün konuyu öğrendiniz ve hemen test çözmeye oturdunuz. Burada eğer ki çok zor bir yayının, çok zor bir testini çözerseniz siz mümkün değil orada hız kazanamazsınız. Yapmanız gereken buradaki ilk şey en temelden başlamak. Hatta çözümlü sorulardan başlamak. Bunları halledip arkasından kolay soruları çözüp sonra orta sorular, sonra zor sorulara gelmelisiniz. Yani hızınızı arttırmak istiyorsanız zorluk derecesinde adım adım arttırmalısınız. Ama burada şuna da dikkat etmelisiniz. Yani işte orta seviyeli bir yayını çözdünüz ve hepsini doğru yaptınız diyelim ki. Bu sefer ben artık zoru çözmesem de olur, ben zaten bu konuda çok iyiyim diye düşünmeyin. Eğer ki hız kazanmak istiyorsanız her geçen gün kendinizi zorlamak zorundasınız. Özellikle işte ablası veya abisi olan arkadaşlarımız şunu yapıyor. Ya benim yeni kitap almama gerek yok. Ablamdan kaldı, abimden kaldı, kuzenlerimden kaldı. Onları kullanabilirim, onları çözebilirim diye düşünüyorsunuz. Ama her yıl soru tipleri güncelleniyor ve değişiyor. Evet yine o kaynakları kullanın, onları çözün ama onları konuyu pekiştirmek için çözün. Daha da ilerleyebilmek ve hızlanmak isterseniz her yıl güncel basılmış kitapları da alıp çözmelisiniz. Kitap okumanın öneminden ise öğretmenleriniz ve aileniz olarak sürekli sizlere bahsediyoruz. Kitap okumak bizim hem okumamızı hem de anlama gücümüzü hızlandırır. Biliyorsunuz ki sınavda bizim önemli bir bileşenimiz de hız. Eğer kitap okumayı sevmiyorum diyenlerdenseniz benim okuduğum ve sevdiğim bazı kitaplar var. Momo, içimdeki müzik ve satranç kitaplarını ben okuduğumda çok sevmiştim. Siz de lütfen bunlara bir şans verin. Belki de kitap okumayı bu şekilde sevebilirsiniz. Son olarak da hızımızı arttırmak istiyorsak tabii ki süre tutarak sorular çözmeliyiz. Şimdi süre tutmadığımızda kendimizi daha rahat hissediyoruz ve daha böyle gevşek davranabiliyoruz soru çözerken. Burada şöyle bir yöntem izleyebilirsiniz. Diyelim ki işte matematikten cebirsel ifadeler konusundan 20 soruluk bir test çözeceğim. Hiç süre tutmadan bakalım gelişi güzel ne kadar vakitte çözüyorum diye bakın. 20 soruyu 35 dakikada çözdüyseniz bir dahaki sefere bu konuyla alakalı tabii soru çözeceğiniz zamanlarda 20 soru için işte 35 dakikada çözmüştünüz ya artık 30 dakikaya ya da 30
32 dakikaya bir alarm kurabilirsiniz, bir kronometre başlatabilirsiniz. Böylece gitgide 32'den 30'a, işte daha sonra 28'e, 26'ya çekerek de hızınızı artırabilirsiniz. Çünkü zihnimiz zamanla yarıştığında çok daha hızlı adapte olur ve çok daha hızlı düşünmeye başlar. Evet arkadaşlar, bugün sizinle yeni nesil soruları çözerken nasıl hızlanabiliriz, bunlarla ilgili konuştuk. Siz hızlanabildiniz mi, yoksa hala yavaş mısınız, performansınız nasıl gidiyor? Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.